Akif Beki, Karar Gazetesi. Her karanlık gecenin bir yalancı şafağı da var. Bu yıl geçen yıldan iyi olacaktı. Öyle vaat edilmişti. Fakat yine olmadı. Olmadığını da, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati dümdüz söyledi. Dedi ki, 2022 en kötü yıl olarak tarihe geçecek. 100 milyar dolar dış ticaret açığı, 50 milyar dolar cari açık söz konusu. Ama çok şükür bu zor dönemi geride bırakıyoruz. Nebati'nin yeni yıl iyimserliğine güvenmemek için sebep arıyorsanız bulursunuz. Bitmek üzere olan 2022 ile ilgili öngörüleri tutmadı. 2023 beklentilerine mesafeli yaklaşmaya bu bile yeter. Yine de en kötüsünü geride bıraktığımıza inanmak istemez misiniz? Kulağa hoş geliyor. Yeni bir yıla umutla, iyimser beklentilerle girmeye kim teşne olmaz? Ne ki dilek ve temennilerle gerçekler çoğu kere örtüşmüyor. Hayal kırıklığını büyütmemek için tapsız sürprizlere hazır olmakta fayda yok mu? Siz hazırlığınızı kışa göre yapın da baha çıkarsa bahtınıza. Düğün bayram. Nebati'nin 2022 değerlendirmesinden 9 gün sonra en uzun gece yaşandı. 21 Aralık'ta gece 15 saate uzarken gündüz kısalır. Ama bu gündüz için kötü haber değildir. Aksine gündüzlerin artık uzamaya, gölgelerin ise kısalmaya başlayacağının habercisidir. Gündüzün geceyi yenmeye döndüğü ilk sabah gün dönümü bayramı olarak da kutlanır. Aydınlığın karanlığa galip geleceği ilk günün doğuşu diye. Evet, karanlığın en koyulaştığı an aydınlığa en yakın zaman olabilir. Fakat yalancı şafağa da çok dikkat etmek gerekir. Seher yıldızının kendisini güneş doğmuş gibi gösterdiği sahte gün doğumlarına aman kapılmayın. Acıklı türkülere kulak verin. Onlar anlatır aldatıcılığını. Türkülerde hain yıldız, kervan kıran gibi isimlerle anılır. Siz onu Venüs, Çulpan veya Çoban Yıldızı diyebilirsiniz. Bir adı da Zühre'dir. Ayartıcılığı nedeniyle Tevrat'ta Lucifer olarak dahi geçer. İblisin adlarından birisidir. Şunu da hatırda tutun. Biten gece başlayan güne dahildir. Eskiden gurubi saat kullanılırdı. Alaturka dedikleri saat gün batımını başlangıç alır, bir günü bitirip yenisini akşam ezanıyla başlattığı için ezani saat de denirdi. Cuma gecelerinin hala perşembeye, kandil ve bayram günlerinin önceki geceye rastlaması ondan. Alafranga saatse zevalidir. Batı güneşin en tepede olduğu öğle vaktini başlangıç alır. Zevale batmaya yüz tuttuğu saatte başlar gün doğu saati günü akşamdan akşama hesaplardı. Yüz yıl önce tamamen terk ettik ve gün ortasıyla gece yarısı arasında ikiye bölünen batı saatine geçtik. 1912'de Dahiliye Nezareti, Alafranga saati zorunlu kılan bir genelge yayınladı. Cumhuriyetin ilanından sonra 1925'te de kanuna bağlandı. Türkiye Cumhuriyeti dahilinde gün, gece yarısından başlar hükmü kondu. Yine de batan gün eskiden doğan güne dahildi. Geçmiş akşam yeni güne geçen yılda gelecek yıla. Şimdi değiştiğine bakmayın. Akşam azadında işten, okuldan çıkar gibi bir yıldan çıkıp öbürüne girmek ne mümkün? 2022 peşimizi kolay bırakmayacak. Zamanı ölçmekte kullandığımız sistem değişse de her akşam bir sabahı var. O değişmiyor. Ayrıca her karanlık gecenin gerçek aydınlığa ermeden önce bir yalancı şafağı da mutlaka var. Akşamlar sabahları, yıllar yılları sadece kovalamaya devam etmiyor. İç içe geçmeye, birbirlerine kapanış bakiyesi devretmeye de devam ediyorlar. En uzun geceyi geride bıraktık. En kötü yıl içinde geri sayıyoruz. Az kaldı. Fakat 2022'yi arkada bırakmak için geçip gitmesi yetmiyor gidişi olsun dönüşü olmasın, gelen yıl yine gideni aratmasın dualarının kabul olması da şart. Yalancı şafakların şerrinden Allah'a sığınarak seneyi müzeyyenden şu şarkıyla uğurlamayı öneriyorum. Batan gün kana benziyor. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.